haksızlığa kurban giden bir sürü insanlar olduğuna inanıyorum. Bir sürü yalan söylendiğine inanıyorum. Bizi kandırıldığımıza inanıyorum. Bizim gibi inan bu mücadele ettiğimiz işte terör örgütleri dediğimiz içinde de bir sürü bunların da sızmış olduğu bazı hain yapılanmaların ortaya çıktığı dönemdir. Bunu da nereden anlıyorum? Şu da anlıyorum. Şimdi kahraman olan veyahut da herhangi bir şeyde bu ülke için bir birliği bir şeye sebep olan hastane raporlarıyla, gatalarda, oralarda, buralarda, kollarda, sorunlarında, başlarında, bandajlarda adı kahramanlıksa üstünde dimdik durup savunması gerekiyor değil mi? Bunu yapması gerekmiyor mu? Dinliyorum ben, evet. Bu insanların, bu insanlara biz ama asker olsun ama polis olsun bu bürokratik, bu devletin makamlarını işgal eden bu zihniyetlere, bu kişilere yıllarca biz kapılarında biz devletimize boyun eğen, devletin kutsiyeti adına biz bunları yaptık. Fakat yapmış olduğumuz şey rezaletin ta kendisi. Her iki taraf için de, her iki taraf yok. Ayhan Bey, biraz açsanız şimdi. Çok genel söylüyorsunuz. Genel konuşunca da çok ortada kalıyor. Mesela siz özellikle bu Susurluk kazasından sonra Ayhan Bey, başbakan, dönemin başbakanı Tansu Çiller demişti ki devlet için kurşun atan da yiyen de şereflidir demişti. Mesela siz öncesinde operasyona katılmışsınız ve iddialarınız var. Mesela D-Sol'a yönelik operasyonlarda bir dönem siz o ekibin içindeydiniz. Yargısız infaz yaptınız mı gerçekten? Şimdi yargısız infaz yapılmış gerçekten. Şimdi yargısız infaz yapılmış dediğimiz sebebi şu. Şimdi olayın bir kırılma noktası vardır. Sen artık içindesindir, çıkamazsındır. Bir operasyona çıkarsın. O operasyonda 10 kişi veya 11 kişi veya 12 kişi bir şekilde bir çatışmada öyle ele geçirilmiş insanlar vardır. Fakat bunun bir kısmında iki kişi, mesela ben Sebahat Karataş çatışmasında vardım. Mesela o çatışmada birebir silah kullanan bendim ama Sebahat Karataş atan da Dursun Karataş'tı. Bunu kimse bilmez. Devrimci arkadaşlar da satıldı. Peki sizin katıldığınız operasyonlarda yargısız infaz yapıldı mı Ayhan Bey? Yargısız infaz yapıldı. Bu fotoğraf yargısız infazın yapıldığını gösteriyor. Silahlı çatışmaya giren benim, imzayı atan da benim. Fakat altın atmış olduğun imzadaki kişi sayısı çıktığı zaman ortaya ister istemez bu tutana imza atıyorsun, doğru mu? Ama benim saatlerce silahlı çatışmalı olduğum yerde bakmışım bacak bacak üstünde insanlar ölüyorsa burada o zaman başka bir şey var. Ben bunu kabullenemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ayhan Bey, devamı zaten hayata dönüş. Efendim. Evet, çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Şimdi bir dönem özellikle pek çok kişi bunu iddia etti. Yargısız infaz yapıldığını söyledi ama devlet hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Devlet tutanakları da kabul etmedi. Siz bu operasyonlara katılan bir isim olarak diyorsunuz ki evet, 90'lı yıllarda İstanbul polisinin yaptığı çeşitli operasyonlarda yargısız infaz yapıldı. Siz de bunun arasındaydınız. Gördünüz yani bunu. Ben mi yanlış anlıyorum? Yani yargısız infaz, yanlış anlamadınız. Bunun adı yargısız infaz yapıldı. Türkiye'nin her yerinde bu yargısız infaz yapıldı. Çünkü ama bu kan aktıysa bu devletin elinden aktı. Devletin elinden habersiz kimse kan akıtabilir mi? Akıtamaz, doğru mu? Ben her zaman ölümün asaletine inandım. Ben o taraflarını kabul etmiyorum. Olmuşlarından ders almanın gerekliliğine inanıyorum. Akıl sahipleri için bunda bir nimet olduğuna inanıyorum. Bu savaş kirli bir savaş. Bu savaş bizi öldüren bir savaş. Bu yanlış bir savaş. Bu adını devrimci, işte Devsol diyelim mesela değil mi? Devrimci Devsol. Dursun Karataş lideri. Dursun Karataş kendi dava arkadaşlarını gelip satıyorsa burada o zaman başka bir ihanet var. O zaman demek ki buradan da bir şeyler gitti karşılığında. O zaman benim aklıma da bu geliyor. O zaman taranan ekip otolarının, öldürülen polislerin dosyalarının tekrar ben açılmasını isterim. Devamı hayata dönüş operasyonları, bir Adalet Bakanı pişkin şekilde çıkıp da bu şekilde bir hayata dönüş operasyonu yapıp da bunu devlet adına yaptım diyorsa bunun adında devlet yok. Bu devlet böyle olmamalı. Ayhan Bey. İşte bu devlete mal olduğu için sorun burada kaynaklanıyor. Ayhan Bey, size bir soruyu daha ben 14 yıl gecikmeli olarak soruyorum. Aslında bu soruyu Susurluk döneminde sormak tam isterdim. Zamanında. Evet. Bir dönem Türkiye'de çeşitli Kürt iş adamlarının bir listesi olduğu konuşuldu. 100 kişilik bir ölüm listesi. Ve bu listeden de bazı Kürt adamlarının kaçırılıp infaz edildiği konuşuldu, tartışıldı. Siz bu infazlara tanıklık ettiniz mi? Hiçbir parçası oldunuz mu acaba? Biliyorum.
Ancak bunu dediğim gibi bu komisyon kurulduğu zaman bu gerçekleri araştırma, hakikatleri araştırma, eğer bu ülke için bir şey yapacaksak geçici de olsa bu komisyonu kurmamız lazım. Tekrar benim bahse konu isimlerle gerekli merceğe verdiğim isimlerin mutlaka yüz yüze gelmemiz lazım. Böyle bir liste var mıydı? Böyle bir liste var mıydı? Siz biliyor muydunuz? Öyle bir liste var. Zaten demedim ya, o zaman dönemin başbakanı zaten söylemişti. Bölücü örgütlere işte yardım yapan iş adamlarının listeleri elimdedir. Onlar da gereken cevabını görecektir. Bunun cevabını vermesi gerekenler zaten cevabını verirler. Peki bu nasıl? Fakat burada yanlışa düşüren... Evet Ayhan Bey, bu düzen nasıl işliyordu o dönem? Biraz anlatır mısınız bize? Çünkü ilk kez biz bunu bir içeriden bir sesten duyuyoruz. Çünkü o dönem siz faal görevdeydiniz. Mesela bu öldürülen iş adamları hep Sapanca üçgeni vardı. İstanbul Sapanca üçgeninde öldürüldüğü iddia edilirdi. Bu ülkenin üçgeni bitmedi ki. Bu ülkenin üçgeni hiç bitmez zaten. En son işte her onlar oldu. En son görüyorsun işte çöplüklerin altında bir sürü rezaletler çıkıyor. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti veya Atatürk'ün... Evet, o dönem nasıl? Efendim? Çünkü siz o dönem birebir içindeydiniz bu olayların. Etrafınızda gelişiyordu bu olaylar. Evet, etrafımda gelişiyordu. Ne oluyor? Yani neticede bu ne oldu? İşte verilen emirler yerine getirildi. Emir verenler kenara çekildi. Şimdi herkes korkuyor konuşmaya. Peki emirler neydi? Bunun açıklanabilmesi için. Emirler infaz emirleri ne olacak işte? Adam öldürme emirleri. İşte devletin varlığının, devletin işte bir yapılanmasının ol. Bu emirlerdir. Yani bunun dışında ne emirler olabilir ki? Devletten habersiz böyle bir kan akabileceğine inanır mısınız siz? Peki bunlar devlet koyamıyorsun adını. Ayhan Bey, bunlar resmi emirler miydi? Size verilen resmi... Bir daha tekrarlar mısınız? Size o dönem verilen emirler resmi emirler miydi? Resmi emirlerdi. Neydi emir? Yani mesela Behçet Cantürk olayını hatırlıyor musunuz? O neydi emir derken işte... Behçet Cantürk olayını hatırlıyor musunuz? Ben hiçbir şeyi unutmuyorum. Ben her şeyi hatırlıyorum, her şeyi görüyorum, her şeyi... Farkındayım. Herkes her şeyin farkında. Fakat burada bu Susurluk mahkemelerinde başımıza gelen biliyorsunuz değil mi? Evet biliyoruz. Yani tek göz odada 80 tane gazeteciyle mikrofonlar bir tarafımıza girmiş. İşte dışarı çıkıyor. Türkiye bizden gurur duruyor. Tencere tava çalınıyor. Yani burada adalet başka bir şey. Adalet başka bir şey. Adalet varsa peki, Ayhan Bey. Adalet şu ama siz inanıyorum şu anda. Siz çok önemli bir şeyi söylüyorsunuz. Yani bir dönemin üzerine bir şal örtülen bir dönemine diyorsunuz ki resmi emir verildi ve biz infaz yaptık diyorsunuz Kürt iş adamlarına. Ben mi yanlış anlıyorum? Bunu mu diyorsunuz tam olarak? Öyle olmuş. Onu diyorum tam olarak. Evet. Ya onu söylüyorum tam olarak. Yani bunun şimdi açılımını adalet huzurunda vermemiz gerekir. Doğru mu? Elbette vermemiz gerekir. Bunun öyle değil mi? Elbette. Onun için şimdi... Peki bu operasyonları Ayhan Bey... kurulmasını istiyorum ben. Siz bir hakikatler komisyonu kurulsun. Ben gideyim oraya ifade vereyim diyorsunuz. Söyledikleriniz çok önemli. Evet ama. Yüz yüze gelelim. Evet. Evet çok önemli. Peki şu anda da eğer bir savcı gelip size bunu sorarsa gidip anlatırsınız herhalde değil mi bir bu operasyonu? Savcı sorarsa anlatacağım ama tabii ki soracağım ama bunun bir sebepleri de anlatır insan değil mi? Mesela niye yap bir şey, mesela şu camı niye kırdın dediği zaman, şunun için kırdın dediği zaman, kim emretti dediği zaman adam akıl hastanesinde. İbrahim Şahin'i mi kastediyorsunuz? Onun gibi bir sürü, bir tanesi gatalarda, öbürü götelerde, bir tanesi kolunda bandaj, bir tanesinde başında serum, bir tanesi milletvekili dokunulmaz, bir tanesi sokulmaz, bir tanesi kaçırılmaz, bir tanesi devrilmez. Buraya Ayhan Bey. Bu sisteme kim gelecek de efendim?